Merhaba sevgili izleyenler. Bugün Uğur Sosyal Tesislerindeyiz. Uğur Sosyal Tesislerinin işletme sahibi Uğur Körkü'nün misafiri olduk. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim öncelikle bizi burada ağırladığınız için teşekkür ederim. Sağ olun, ayağınıza sağlık. Uğur Bey, biz sizi normalde inşaat sektöründe biliyoruz. İnşaat malzemeleri satıyordunuz. Şu an bakıyoruz ki Uğur Sosyal Tesislerinin sahibi oldunuz, bu işletmeyi açtınız. Buraya sebebi neydi? Yani neden böyle bir işe atıldınız acaba? Evet, normal inşaat malzemeleri satıcılarını hala devam ettiriyoruz aktif olarak. İşletmemiz devam ediyor. Düğün salonu, daha önceden benim oğlumun düğününü burada yaptığımda, burası hoşuma gitmişti zaten, beğenerek düğün yaptığımız bir alandı. Bir ortam oldu, sattık olduğunu duyduk. Dolayısıyla biz de talip olduk, anlaştık. Yeriyle beraber, mülküyle beraber işletmeyi satın aldık ve işletiyoruz. Elimizden gelen en güzel şekilde hizmetleri sunmaya çalışacağız. Anlıyorum. Yani bu işe neden atıldınız? Yani şöyle... Ne sebep oldu? Tamam sattık olduğu duyuldu ama hani... Bir merakınız mı vardı, başka birinin merakı mı vardı? Yani daha önceden böyle bir düğün salonu işletmeciliği konusunda bir öngörümüz oldu. Böyle bir şeyler yapabiliriz ileriki zamanlarda diyerek. Bu birkaç yıl öncesinden zaten böyle bir aklımızda bir fikir vardı. Buranın da satılık olduğu münasebetiyle yani bu fikrimizi yerine getirmiş olduk. Yani sizi inşaat sektörüyle biliyoruz. İnşaat sektörü dışında şu an başka bir işle uğraşıyor musunuz ve buranın haricinde? Yani buranın haricinde inşaat sektörü dışında yapı işleri yapıyoruz. Müteahhitlik bölümünde. Ama depremden sonra elimizdeki işlerimizi toparladık, bitirdik. Allah'a şükür. Dolayısıyla şu an biraz askıya aldık. İnşaat biraz ağır gitmeye başladı artık. Bunu herkes biliyor zaten. Yani artık ev yapımına biraz duraklattınız evet, diyebiliriz. Evet, evet, kesinlikle. Şimdi Uğur Bey, bizim düşünce biliyorsunuz dedikodu çok fazla yayılıyor. Evet. Sizin adınızda bazı hani iddialar dolaştı. Ben de siz buradayken size sormuş olayım. Uğur Körkü beton santrali alıyor mu? Uğur Körkü veya beton santrali bir ortak mı oluyor? Çünkü düşünce bir dedikodu dolandı. Böyle bir iddia var. Bu konuda ne diyeceksiniz? Yok, ben hiçbir zaman için beton santrali almadım. Beton santralında herhangi hiçbir yerde ortaklığın söz konusu olmadı. Daha önceki işletmelerde mikser, pompa vesaire bu şekilde kiralama yöntemiyle araçlarımız vardı. Onun haricinde şu an herhangi bir beton faaliyetimiz yok. Bir ortaklığımız yok. Birileriyle beraber biz bu işletme yapacağız diye bir konu kesinlikle söz konusu olamaz. Ben hiçbir kimseyle ortak bir işletme yapmam. Yani normal sizin mikseriniz vardı, beton pompalarınız vardı. Evet. Bunlar hani kiraya veriyordu. Kiraya veriyorduk, evet. Ama sizin şu an böyle bir fikriniz yok. Beton santrali açmak gibi, işletmek gibi, ortaklık gibi bir düşünceniz yok mu? Yok, kesinlikle de olamaz yani. Ya bu iddialar asılsız diyebiliriz. Asılsızdır kesinlikle, alakası yoktur. Böyle bir iddiaya müsaade etmeyiz zaten. Uğur Bey, sonuçta büyük bir iş yapıyorsunuz. Şu an kaç kişi sizin istihdam sağlıyorsunuz acaba? Yani aşağı yukarı 20 kişi civarında istihdam sağladığımız ortadadır. Evet. Bunları yapıyorsunuz. Bunların haricinde hani bir projeniz, bir nasıl diyelim, bir iş düşünceniz var mı? Başka işlerde sizi görebilecek miyiz? Şöyle, ben zaten inşaat malzemesi dükkanı olaraktan işletmemizi devam ettiriyoruz. Orada yoğun bir şekilde çalışıyoruz Allah'a şükür. Dolayısıyla burada işimiz yoğun. Yani bunun haricinde üçüncü bir işe girmeyi düşünmüyoruz. Bazı söylemler duyuyoruz piyasada işte beton santrali açılacakmış, ortak olacaklarmış vesaire gibi şeyler. Bizim kesinlikle kimseyle bir ortaklık söz konumuz olmaz. İkincisi zaten ben işte yani mevcut olan işletmelerimi ancak yetişebiliyorum. Dolayısıyla beton santrali konusunda kimseyle bir en ufak bir ortaklığın söz konusu değildir. Peki bu işletmenin ne zorlukları var? Ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz burada? Yani işimizi güzel yaparsak aslında herhangi bir zorlukla karşılaşmıyoruz. Gelen müşterilerin
düğün ve nişan merasimlerini prensipli bir şekilde, doğru bir şekilde, disiplinli bir şekilde götürdüğümüz için Allah'a şükür bir sorunla karşılaşmıyoruz. Herkes de memnun bir şekilde ayrılıyor. Diğer salonlardan farkınız ne? Diğer salonlardan farkınız şöyle, çevre olarak da, genel anlamda, görsel olarak da, ekipman olarak da, her şeyimiz görüldüğü gibi zaten. Sahne ayrı bir şeyi var, konsepti var. Ya burada hatta Murat Kekil'in konseri falan da verildi. Evet, burada hani yoğun bir şekilde bir konser. Bu konser nasıl geçti? Çok güzel bir konserimiz oldu. İzleyenlere, gelenlere teşekkür ederim ayrıca. Yani memleket için, Düzüç için böyle faaliyetlere devam etmeye de düşünüyoruz. Murat Kekil'in konseri konusunda yani o süreçte dair yoğun bir ilgiyle burada konseri izletildi. Yani şimdi Düzüç'ün de hem açık hem kapalı düğün salonu burası diyebiliyorum yanlış evet, bilmiyorsam. Evet. Şimdi iki düğün aynı anda burada gerçekleşebiliyor mu? İki düğün aynı anda burada gerçekleşebiliyor. Birbirine engel olmuyor. Dolayısıyla zaten otoparkımız 5 dönüm küsur bazında bir otoparkımız var. Bu da bir yenilik oldu bizim için. Artı düğün salonu sürekli yani ne yapabiliriz, nasıl daha güzelleştirebiliriz anlamında çalışmalarımız devam etmektedir. Eksiklerimiz var mıdır, yok mudur? Sürekli bunlarla uğraşıyoruz yani. Uğur Bey, şu an sosyal tesislerinde gerçekten çok güzel etkinlikler, faaliyetler oldu burada gerçekten ve değişim rüzgarını hissedebiliyoruz. Şu an baktığımızda halen çalışmalar devam ediyor. Özellikle giriş kısmına baktığımızda vinçler bir çalışma içerisinde, yani vinç yardımıyla bir şeyler yapılıyor. Şu an Uğur Sosyal Tesislerinde neler yapılıyor? Şu an neler göreceğiz ileride? Bize bunları açıklayabilir misiniz? Giriş bölümünde bildiğiniz gibi çevre yolu olduğundan dolayı yoğun bir trafik akışı var. Biz buraya bir değerlendirelim. Hem görsel olarak da mekanımıza bir görüntü görsellik kaydetsin. Hem de tatlı ve dondurma satış merkezi adı altında. Diğer anlamda da içeride işte misafirlerimizin tatlısını, dondurmasını yiyebileceği bir kafeterya tarzı bir şey. Evet, elit bir mekan oluşturmayı düşünüyorum. Şimdi bu tatlısının dondurması aslında derken direkt böyle satış yeri gibi, satış dağıtım yeri gibi bir yer olacak sanırım. Evet, evet. Şimdi biz Maraş biliyorsunuz dondurmasıyla, tarhanasıyla ünlü bir memleket. Biz oradan dönüş yolunda baktığımız zaman, şimdi firma ismi vermeyeyim, hemen duruyorsun orada, paketini alıp gidiyorsun. Yani bu şekilde, bu tarz bir işletme mi olacak? Bu şekilde, bu tarz bir işletme olacak. Artı misafirimiz gelip mekanımızda ailesiyle beraber, işte arkadaşlarıyla beraber güzel, nezih bir ortamda tatlısını, dondurmasını, içeceklerini kullanabilecekler. Peki o bölümde insanlar, yani kaç tane insan alabiliyor? Yani yaklaşık 150 kişilik bir ortam olacak. Yani bir de bir kişi kapasitesi olan bir mekan olacak. Evet sevgili izleyenler, bugün Uğur Sosyal Tesislerinin Uğur Körkülü ile beraberdik. Kendisine merak ettiğimiz bazı soruları sorduk. Özellikle Düzüç'ünde bazı dönen dedikoduları sorduk. Şöyle izah edelim. Yani beton santrali ile ilgili kendisine bazı sorular yönelttim. Beton santrali kendisinin kurmadığını ve kurmayacağını ve hiçbir şekilde ortaklık olmadığını, sadece kendisinin daha önce beton mikseri, beton pompası kiraladığını bazı firmalarına açıkça belirtti. Biz de bu sorularımıza cevabımızı aldık. Kendisine de samimi cevaplar için teşekkür ederiz. Bu mekan gerçekten Düzüç için çok güzel ve çok nezih bir mekan. Düzüç'ün böyle yerlere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu işletmeyi biraz daha değiştirerek, biraz daha güzelleştirerek ilçemize katkı sağladığı için Uğur Körkü Bey'e teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Biz de size çok teşekkür ederiz. Tesisimizde sizi ağırlamaktan onur duyuyoruz. Her zaman da ağırlamak üzere başımızın üstünde yeriniz var sizin.